Merhaba sevgili izleyenler. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi günün önemli gelişmelerini bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. Asil Türk kadınları, efendim seçme ve seçilme hakkınızın verilişinin 81. yılı kutlu olsun diyerek ilk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Fethiye'de kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 81. yılını kutladı. Davet 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Fethiye'deki kadınlar Atatürk'ün Türk kadınına verdiği seçme ve seçilme hakkını kutladı. Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Fethiye Kadın Meclisi Başkanı Deniz Kader Şarlak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara hakların verildiğini anlattı. Ve biz biliyoruz ki kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda en önemli kahramanlardan biriydi. Ve bunu da unutmayan Mustafa Kemal Atatürk, daha sonrasında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kadın hareketlerine önem verdiği için 5 Aralık 1934'te, yani bundan 81 yıl önce, bugün 191 milletvekilinin imzasıyla önerilen kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı yasa tasarısı meclise katılan 317 kişinin 258'inin olumlu, 58'inin çekimser, 6'sının boş oyuyla kabul edilmiştir. Türk Kadınlar Birliği adına konuşan Hülya Karpuz ise dünya devletlerinden önce kadına seçilme hakkının Türkiye'de verildiğini belirtti. Cumhuriyet dönemi ve kadın hakları teoraktik bir devlet yapısının ve kadın haklarının kısıtlı olduğu bir toplum düzeninin olduğu Osmanlı İmparatorluğu'ndan kadın erkek eşitliğinin kabul edildiği modern Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş birçok devrimler ile mümkün olmuştur. Atatürk Türk kadını şöyle tanımlar. Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa, zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Kimse inkar edemez. Türk Kadınlar Birliği Türkiye buluşmasına SÖKE ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 81 ili dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yaklaşık 500 civarında kadın ile SÖKE'li kadınlar 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81. yıl dönümünü birlikte kutladı. Kadınlar Birliği Türkiye buluşmasına SÖKE ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen yaklaşık 500 civarında kadınla SÖKE'li kadınlar, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81. yıl dönümünü birlikte kutladı. Çok sayıda kadın kendilerine seçme ve seçilme hakkının verilişinin 81. yıl dönümü nedeniyle birlikte yürüdü. Yürüyüş SÖKE Belediyesi şehir bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Yürüyüş sırasında kadınlar ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyledi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kadınlar ellerinde şehirlerini belirten dövizler de taşırken yürüyüş yapan kadınlara çevre, ev ve iş yerlerinden kadınlar ve erkekler de alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı'na Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurcan ve Türk Kadınlar Birliği SÖKE Şube Başkanı Şeyda Azbazlar tarafından çelenk sunuldu. Hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Türk Kadınlar Birliği SÖKE Şube Başkanı Şeyda Azbazlar, böylesi anlamlı bir günde Türk Kadınlar Birliği Türkiye buluşmasına SÖKE'de ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Yasa ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Birleşerek güçlü olmalıyız. Bizler bu ülkenin kadınlarıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın toplantısı ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 81. yılı kutlandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın toplantısıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Birleşi'nin 81. yılı kutlandı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kestepli, Türkiye kadına haklarının verildiği yıllarda parlamentodaki kadın temsil oranıyla dünya ikincisiydi. Bugün ise ortalamalarda son sıralardadır dedi. Kadının toplum içindeki yerinin iyileşmesi konusunda yeni çalışmalar yapıldı. Maalesef günümüzde bile kadına yeteri kadar değer verilmemektedir. Ataerkil bir toplum olan ülkemizin büyük kesiminde kadınlar hala evinde oturan, hamur yoğuran, çocuk doğuran, temizlik yapan bireyler olarak görülmektedir. Neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetleri durumun önemini ortaya koymaktadır. Kadına bakış açısı öyle bir hal almıştır ki aileler kız çocuklarının okuması konusunda çekimser kalmakta, yani okutmamaktadırlar. Kadınlar toplumun en önemli bireyleridir. Onları korumak, hak ettikleri değeri vermek hepimizin görevidir. Onlar ki bizim en sevdiğimiz annelerimiz, eşlerimiz, kardeşlerimizdir. Dünyada en çok sevdiğimiz insan, yani annemiz, bir kadın iken kadınlara değer vermemek akıl erdirilecek bir şey değildir. Türkiye, kadına haklarının verildiği yıllarda parlamentodaki kadın temsil oranıyla dünya ikincisiydi. Bugün ise ortalamalarda son sıralardadır. 1935-2009 yılları arasında meclise 8794 erkek vekile karşılık sadece 236 kadın vekil girebilmiştir. Bodrum ilçesinde yaşayan yabancı gelinler Rusya ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik üzerine barış kokteyli düzenledi. 6 ay önce Türk turizmcilerle dünya evine girerek Bodrum'a yerleşen Rus ve Ukraynalı ekonomi uzmanı iki kadın, kentte açtıkları güzellik ve sağlık merkezinde barış kokteyli düzenledi. Son günlerde Rusya ve Türkiye arasında yaşanan gerginlik üzerine düzenlenen etkinliğe Ukraynalı ve Belaruslu gelinler de destek verdi. Çocuklarıyla birlikte yüzlerine Türk bayraklarıyla kendi ülkelerinin bayraklarını çizen 30 kadın barış istedi. Biz çok üzgünüz. Tabii biz Türkleri çok severiz, Ruslar olarak. Türkler de bizi çok severler. Maalesef öyle oldu. Kim haklı, kim haksız biz bilemiyoruz. Zaten bilemeyeceğiz, karar da veremiyoruz. Ama üzgünüz, barış istiyoruz. Çok Ruslar buraya geliyor, Bodrum'a. Antalya'da çok geliyor ama bize de çok geliyor. Benim arkadaşlarım çok geliyor. Bu sene ne yapacağız bilmiyoruz. Ve tabii ki çok üzgünüz, barış istiyoruz. Rusya, işte Türkler arasında böyle bir kriz gibi bir durumumuz var ama biz çok üzülüyoruz. Savaş olmasın istiyoruz. Kokteyl sonunda 3 ülkenin bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Sıradaki haberimiz motosiklette kask kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatacak nitelikte. Antalya'nın Kaş ilçesinde tıra arkadan çarpan kasksız motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Berker Yıldırım yaşamını yitirdi. Abi sakın internetim. Kaza Kaş Fethiye Karayolu Çerçiler mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Muğla yönüne giden Berker Yıldırım kullandığı motosikletin kontrolünü bir anda yitirince önündeki 45 yaşındaki Burhan Baş yönetimindeki tıra çarptı. Yola savrulan Berker Yıldırım başına aldığı darbe sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Yıldırım'ın cenazesi morga gönderildi. İncelemede Berker Yıldırım'ın kaza anında yanında bulunan kaskını takmadığı belirlendi. Abi. Fethiye'de bir ilk daha. Deniz Temiz Derneği Turmepa, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü Fethiye'de ilk defa kutladı. Turmepa Fethiye Şubesi'nde kutlanan 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde su ürünleri mühendisi Songül Turan, 171 ülkenin kutladığı Dünya Gönüllüler Günü'nü Fethiye'de ilk defa kutlayacaklarını belirtti. 5 Aralık günü kutluyorlar ve dünya 171 ülkede kutluyor. Biz de bugün ilk defa Fethiye'de kutlayacağız.
Geldiğiniz için, bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Kutlama günü dolayısıyla yapılan toplantının açılış konuşmasını Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı ve Turmepa Başkanı Şaban Arıkan yaptı. Arıkan, Fethiye olarak şanslı olduklarını söyledi. Yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla Turmepa'nın kuruluşu Deniz Ticaret'in sayesindedir. Deniz Ticaret'in kardeş kuruluşudur. Deniz Ticaret Odası olarak biz Turmepa'nın finans tarafındayız. Ve Turmepa'nın yaptığı işlere, çalışan arkadaşlarımıza mümkün mertebe karışmamaya gayret ederiz. Çünkü karıştığımız zaman da sanki yönlendirici taraf gibi oluruz. Ama mümkün verdi, elimizden geldiği sürece Turmepa'nın finansal desteğini sağlarız ve aşamadıkları kapıları da aşmaları için yardım ederiz. Bunun için aynı zamanda Turmepa'da başkanlık yapıyorum. Ben bugün ilk defa bu kadar kalabalık bir topluma burada hitap ediyorum. Demek ki Fethiye'de epey gönüllümüz var. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Turmepa gönüllüsü Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde inşaat öğretmeni olan Betül Öztürk, gönüllülük sevdasını anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Kızılay Kolu'nda, görev alarak ilk öğretimde, ortaokulda yine birçok faaliyette bulundum. Lisede Fethiye'ye geri dönüşüm anlayışını getiren öğrencilerden birisi oldum ve hala da bunu söylerim gururla da. Tamamen gönüllülük esaslı olduğu için kendimi kişisel, sosyal anlamda çok geliştirdiğime inanıyorum. Şimdi de buradayım bir öğretmen olarak. Öğrencilerime en güzel şekilde örnek olmaya çalışıyorum. Tamamen bunların hepsi gönüllülük temelli. Gönüllülük dediğimizde aklınıza çıkar, menfaat gelmemeli. Kesinlikle içimizden gelen eylemlerin hepsine biz gönüllülük diyoruz. Toplantıda Turmepa'yı tanıtacak kısa bir film izlendi. Toplantının sonunda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü bildirgesi okunarak amacımız ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizler ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır denildi. Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda Her Çocuk Şarkı Söyler projesi çerçevesinde üniversite ve engelli öğrencilerin oluşturduğu koro çocuk şarkıları seslendirdi. Üniversite Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Programı'nda yer alan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleşen konsere öğrenciler ve aileler büyük ilgi gösterdi. Proje kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Üniversite öğrencileriyle engelliler çocuk şarkıları seslendirdi. Konser sonunda izleyiciler öğrenci ve engellileri uzun süre ayakta alkışladı. Programın ikinci bölümünde sahne sanatkarları topluluğu tarafından hazırlanan Otizmin Sesine Kulak Ver etkinliğinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan, olağanüstü müziksel işitme yeteneğine sahip olması nedeniyle dünyadaki 664 müzik dehasından biri olarak gösterilen otistik Buğra Çankır piyano dinletisi sundu. Adı Kıbrıs Neron'una çıkan ve sınır dışı edildiği öğrenilen Rak ise bu kez Datça'da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ay önce meydana gelen çok sayıda kundaklama olaylarına karıştığı gerekçesiyle adı Kıbrıs'ın Neron'una çıkan ve sınır dışı edilen iki çocuk babası Rakika 10 gün önce Datça ilçesine geldi. Bir marketten kahvaltılık yiyecek çalarken yakalanan Rakise ilk olarak sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Basın mensuplarına adliyeye sevk edilmesi sırasında mizaç bozukluğu rahatsızlığının bulunduğunu ileri sürerek marketlerden bir şeyler çalarken deşarj oluyorum, rahatlıyorum demesi şaşkınlık yaratmıştı. Deşarj oluyorum, ateş yakaya deşarj oluyorum. Marketlerden bir şeyler çaldığım zaman deşarj oluyorum. Emekliyim.
böyle bir bipolar mizaç bozukluğu diye bir rahatsızlığım var. Deşarj oluyorum yakınca, böyle çalınca deşarj oluyorum, rahatlıyorum. Yakalanan Raki ise bu kez sevk edildiği nöbetçi suç ceza hakimliğince tedavi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneden 3 gün önce taburcu edilen Raki ise tekrar geldiği Datça'da son olarak geçen perşembe akşamı maliyeye ait yaklaşık bir yıldır atıl bir otelin bahçesinde iddiaya göre 15'e yakın palmiye ağacıyla otelin yanmasına yol açan bir ateş yaktığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raki ise bu kez tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken Raki S'nin Pablo Ferido diye bağırdığı duyuldu. Emekliyim. Böyle bir bipolar mizaç bozukluğu diye bir rahatsızlığım var. Mersin'den geçen Haziran ayında önünde hayvanlar için biraz vicdan, biraz merhamet yazılı motosikletiyle yola çıkan emekli bankacı 60 yaşındaki Semih İdigül, 15 bin kilometre yol yaparak şu an için son durağı olan Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Mersin'in Erdemli ilçesinden geçen Haziran ayında motosikletiyle yola çıkan hayvan hakları savunucusu Semih İdigül, farkındalık oluşturmak amacıyla Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki pek çok ili ziyaret etti. Geçen sürede 15 bin kilometre yol yapan Tiflis ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye de giden İdigül, ziyaret ettiği her kentte barınaklardaki hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının korunmasını da içeren hayvan hakları konusuna dikkati çekti. Son rotası Batı Karadeniz, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir'in ardından İdigül, Bodrum ilçesine geldi. Ön kısmında hayvanlar için biraz vicdan, biraz merhamet yazılı motosikletiyle yolculuğunu sürdüren İdigül, aracının kullanılamaz hale gelene kadar hayvan hakları için yollarda olacağını söyledi. Halkımızdan, esnafımızdan, vatandaşlarımızdan bir kap yemek, bir kap su diyoruz. Bakın her yerde artık kar, kış geldi. Ben daha hala bu iki teker üzerinde yollardayım. Ve söz verdim, bu motorum patlayıncaya kadar yollara devam edeceğim dedim. Ben bir sokak köpeğim, bunu gururla söylüyorum. Hatta sokak hayvanıyım. Sadece ve sadece onların konuşan haliyim. Bodrum Belediye Meydanı çevresinde gezinti yapıp gördüğü sokak köpeklerini seven Semih İdigül, Mersin'e dönüşü konusunda bir tarih vermezken bir sonraki rotasının da hava ve yol şartlarına göre ayarlayacağını belirtti. Valla işte canlar yaşasın, onlara eziyet etmeyelim, onlara işkence etmeyelim. Onlar da bizlerle beraber bu dünyada yaşam hakkına sahiplerdir. Ne demiş Yüce Rabbimiz, işte göktekiler de, kanatlılar da, yerden topraktan çıkanlar da, hepsini ben dört ayaklarda size insanoğluna emanet ediyorum demiş. Onların... Zahide ile Pamuk'un dostluğuna çok şaşıracaksınız. Marmaris ilçesi Kemeraltı mahallesinde bir sokak köpeği ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı. Çevredeki esnafın besleyip isim koyduğu 8 yaşındaki köpek Zahide ile 6 yaşındaki kedi Pamuk birbirlerine sarılarak oturuyor. Marmaris'in Kemeraltı mahallesindeki kedi ve köpeğin dostluğu tartışma yaşayanlar için söylenen kedi ile köpek gibiler deyimini yalanladı. Gece gündüz birbirinden ayrılmayan ikili mahallede yaşayanların maskotu oldu. Zahide ile Pamuk'un yiyecek ve barınma ihtiyacını da karşılayan mahalle sakinleri onların dostluğunu örnek gösterdi. Özellikle Pamuk uyurken bile Zahide'nin üzerinden inmeyişi, Zahide'nin buna ses çıkarmayışı görenlerin dikkatini çekiyor. Efendim, Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini izlediniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için www.kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.